mezun olarak tanıştık, görevliye bakıyorduk. Görevliye bakıyorduk. Size teşekkür etmek için sadece. Eşimle beraber geldim buraya. Çok güzel, hoş geldin. Allah razı olsun. Siz de ayağınız sağ olsun. Canım. Sağ olun. Aydın Allah'a selam olayım. Çok kıymetli Kırıkkaleli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sözlerime başlarken hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Biz bu sene Ramazan geldi selam ile dedik ve özellikle Yüce Peygamberimizin müminler, Müslümanlar arasındaki ilişkinin sembolü, şiarı olan selamı unutmamak gerektiği üzerinde duruyoruz. Bu sebeple onun hiçbir zaman unutmamamız gereken sözüyle başlıyorum. Buyuruyor ki Allah Resulü, siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Ben size birbirinizi sevecek önemli bir davranışı söyleyeyim mi? Öyleyse aranızda selamı yayınız. İşte Allah'a hamdolsun, aramızda selamı yaymak üzere bu iftar sofrasında bir aradayız. Ne güzel bir inancımız var. Ne güzel bir kültürümüz var. Ne güzel bir tarihimiz, ne güzel bir medeniyetimiz var. Her yıl Ramazan gelir, bütün vatan sathı bir mabede dönüşür. Sokaklarda yürüyen insanlar ibadet halindedir. Bir ay boyunca. Pazarda alışverişini yapan insan ibadet halindedir. Köyde çift süren, bahçesini sulayan çiftçi ibadet halindedir bir ay. Her sene Ramazan bize Kur'an'ımızı yeniden getirir. Her sene Ramazan bize her gece iftarın sevincini, coşkusunu getirir. Her sene Ramazan bize teravihin neşesini getirir. Her sene Ramazan bize sahurun bereketini getirir. Her sene Ramazan bize oruç ibadetini getirir. Ramazan bize zekat getirir, fitre getirir, varlık sadakamızı getirir. Ramazan bize, Kur'an'ı bize getiren bir ömre bedel geceyi, Kadir gecesini getirir. Ve nihayet Ramazan bize her sene bayramımızı getirir. Onun için hakikaten mümin olarak, Müslüman olarak ne kadar bahtiyarız. Ne kadar büyük bir nimetin içerisinde olduğumuzu zaman zaman unutuyoruz. Yüce Rabbimiz ebediyete kadar bu güzellikleri yaşamayı hepimize nasip eylesin. Biz Ramazan'ın bu güzel coşkusunu, sevincini, neşesini yaşarken dünyanın muhtelif yerlerinde, yanı başımızda, komşularımızda, yakınlarımızda, uzaklarımızda aynı neşeyi, aynı coşkuyu yaşayamayan Müslüman kardeşlerimiz var. Onları unutmayalım. Yüce Rabbimiz onlara da bir an önce her türlü sıkıntıdan, her türlü ızdıraptan kurtulmayı, bizimle birlikte aynı coşkuyu, aynı heyecanı, aynı sevinci, aynı neşeyi yaşamayı, iftarın sevincini, teravihin neşesini, sahurun bereketini, bayramın müjdesini yaşamayı onlara da nasip eylesin. Şehirlerimizin bir mabetle bütünleşmesi, şehirlerimizin bir mabetle kimlik kazanması, gelecek nesillerimizin, kuşaklarımızın minare gölgesinde yaşamaları, ezan sesinin gölgesinde yaşamaları, ne güzel bir nimet.
Ne güzel bir mutluluk, ne güzel bir bahtiyarlık. Bu vesileyle ben özellikle bu mabedin başlangıcından bugüne kadar emek veren bütün büyüklerimize, Kırıkkale'deki bütün hayırseverlerimize şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bizim insanımız şöyle der, biz ekmeksiz yaparız, susuz yaparız, biz aşksız, işsiz yaparız ama camisiz, mabetsiz yapamayız. Onun için şehirlerimize kimlik kazandıran bu mabetlerin ebediyete kadar cemaatsiz kalmasın diyorum ben. Ebediyete kadar hem bu mabedimizin hem de vatan sathında bulunan bütün mabetlerimizin minarelerinden ezan sesi hiçbir zaman eksik olmasın. Sizin yüreklerinizdeki o Ramazan coşkusu, Ramazan sevinci, bayram coşkusu hiçbir zaman eksik olmasın. Milletimizin fertlerinin yüreğinden Ramazan sevgisi hiçbir zaman eksik olmasın. Kadir geceniz bir ömre bedel, bin aydan hayırlı Kadir geceniz şimdiden mübarek olsun. Bayramınız inancımızı, tarihimizi, medeniyetimizi, ibadetimizi bir sevinç atmosferinde buluşturan bayramlarımız, bayramınız şimdiden mübarek olsun.